arkadaşlar, Kodu Game Lab ile derslerimiz anlatımını tamamladık. Yani alttaki menüleri bitirdik. Artık oyun kısmına geçiyoruz. Bu dersimizde küçük bir elma toplama oyunu yapacağız. Bunun için ilk önce ne yapalım? Zeminimizi büyütelim. Yani küçük bir zeminde çalışmaktansa birazcık daha büyük bir zeminde çalışalım. Evet, şu şekilde çalışma alanımızı birazcık daha büyüttük. Ardından nesne aracına gelerek buradan nesnemizi ekleyeceğiz. Bu oyun içerisinde kodu karakterimizi kullanacağız. Koduyu tıklıyorum ve alana eklendi. Şimdi ne yapacağım? Bunun ayarlarını birazcık değiştireceğim. Büyüt küçült diyerek boyutunu bir tık daha şu şekilde büyüteceğim. 2 birim olsun. Ve yüksekliğini de ne yapacağım? Zemine kadar ayarlayacağım. İster mouse'u kullanın, isterseniz yön tuşlarını kullanabilirsiniz. Yani sağ sol olarak kullanabilirsiniz. Şu an zemine bitişik durumda duruyor. Şimdi ne yapacağız? Ortama elmalarımızı ekleyeceğiz. Hala nesne aracımız seçili. Buradan herhangi bir yere tıklıyorum. Elma nesnemi ekliyorum. Ekledikten sonra sağ tıklayıp kopyala diyeceğim. Ve ne yapacağım? Dünyanın, yani zeminin üzerine rastgele olarak dağıtacağım. 6 tane oldu. 7, 8, 9. Evet, şu şekilde toplamda 10 tane elmayı ortama dağıttık arkadaşlar. Sayısını bilelim. Skoru ona göre düzenleyeceğiz. 10 tane elmamızı da ortama dağıttık. Şimdi kodu nesnemizi sağ tıklayıp programlam diyoruz. Ve buradan kodumuzun ilk önce hareket etmesini sağlayacağız. Eğer diyorum klavyeden artıya basıyorum yine. WASD tuşlarına basıldıysa ne yapsın? Yapın yanındaki artıya geçiyorum. Hareket etsin. Tabi bunu nasıl yapsın? Hızlı olarak, yani çabukça yapsın arkadaşlar. ESC'ye tıklıyorum. Bir daha tıklıyorum. Şu şekilde ne yapacak? Ortamda hareketini sağlayacak. Bunun dışında ne yapacak? Artık elmalara değdiği zaman onları yiyecek ve puanımızı, skorumuzu bir arttıracak. Sağ tıklıyorum. Programlamıyorum tekrardan. Alt taraftakine geçiyorum. Eğer dedik herhangi bir şeye çarptıysa diyeceğim şu anda. Ortamda sadece elmamız var. Çarptıysa diyorum. Neye çarptıysa bakacağız buradan. Herhangi bir kodu karakterine, robotlara, bir renge değmiş olabilir. Biz ne yapacağız? Nesnelerden elmayı seçeceğiz. Elmaya çarptıysa ne yapsın? Onu yesin. Evet, elmayı çarptı ve onu yedi. Puanla yine sıfırlama olarak görüyoruz buradan. Altına bir daha iniyorum. Eğer diyorum yine çarptıysa ve buradan da neydi yine, nesnelerden elmaya çarptıysa. Skorumuzu, oyun kısmına geliyorum şu an. Oyundan skorumuzu artı yapacak. Yani bir arttıracak. Ne yapacağız? Skoru bir arttırıyoruz. Hangi renk skoru, yani bir oyunda birden çok skor olabilir. Hangi renk olduğunda buradan seçiniz. Biz ne yapalım? Kırmızı skorumuzu arttırdık. Tamam, kırmızı skoru arttırdık. Toplamda kaç tane elmamız vardı? 10 tane elma vardı. Yani skor 10'a eşit olduğunda kazandınız demesi gerekiyor. Onu da yazıyoruz buradan. Eğer diyorum skor yaptı var. Skor yaptığının yanında hangi renk skordu bizim? Kırmızı skorumuzdu. Kırmızı skor ne diyeceğiz? Karşılaştır diyorum. Eşitse diyeceğim. Evet, kırmızı skorumuz eşitse. Kaç tane var? Toplamda 10 tane var. Puana geliyorum buradan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 diye puanları buraya eklemiş. 10 tane kırmızı skor yaptıysa ne yapacak arkadaşlar? Bize bir bilgi verecek. Oyuna geliyorum. Bitir, kazan gibi ifadeleri kullanıyorum. Biz buraya kazandığını ekleyeceğiz. Kodlarımızı inceleyelim şimdi baştan. Klavyeden WASD'ye bastığımızda hareket ediyor. Elmaya çarptığında onu yiyor ve aynı zamanda da kırmızı renk skoru bir arttırıyor. Ve kırmızı renk skorumuz 10 puana eşit olduğunda kazandın diyor arkadaşlar. Oyunumuzun kodlaması bu şekilde. Şimdi çalıştırıyorum. Artık fareyle şöyle hareketinizi sağlayabilirsiniz. Şöyle tek tek elmalarımızı toplayacağız. Bir tane elmamız topladık. Gördüğünüz gibi yukarıda puanımız arttı. Yani sağ üst tarafta puanımız
duruyor. Bir tane puanımızı aldık. İkinciyi aldık. Üçüncüyü aldık. 10 taneyi topladığımızda sonuca ulaşmış olacağız. Dördüncüyü topladık. Toplamda 7 oldu. 3 tane elmamız kaldı alanda. Üçünü de toplayalım ve bakalım skoru tamamlamış olabilecek miyiz? Evet, toplamda skorumuz 10 oldu ve ekrana winner yani kazandın ifadesi geldi arkadaşlar. Tekrardan ana menüye dönmek, bu dünyayı düzenle, dünyayı yeniden başlat gibi işlemleri yapabiliyoruz. Enter'a tıkladığımda gördüğünüz gibi skor 0 oldu ve elmalarımız eski haline geldi. Evet, bu şekilde basit bir düzeyde elma toplama oyunu yaptık arkadaşlar. Bir şey daha ekleyeyim burada. Biraz önce karakterimiz çok yavaş hareket ediyordu. Bunu da değiştirebiliriz buradan. Ayarlardan ne yapabiliriz? İleri çarpanını yani hız çarpanını arttırabiliriz. Dönüş hız çarpanı yani hızlı dönmesini buradan arttırabiliriz. İvmeler var. Yani sağa sola bıraktığımızda kayarak gidiyordu. Bunları da buradan değiştirebiliriz. Örneğin hepsini sona dayadım şu anda. Tekrardan oyunumu başlattım. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde hareketini sağlıyor. İvme hareketini bir önce hepsini sona dayadık. Onları ayarlayarak bu kaymasını da birazcık önleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bunda da kazandığınızı görelim. Gördüğünüz gibi biraz öncekine göre daha kolay oldu. Çünkü karakterimiz daha hızlı. Evet. Bu oyunumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Gelecek oyunlarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.